Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir jile elbisesi çalışacağız. Elbisemizi daha önce şişle örmüştük buna benzer bir elbiseyi. O şişle ördüğümüz elbiseyi tığa uyarladık. Tabi ortasındaki artış yerinde farklı tekniğimizi kullandık. Tığa uygun olan bir teknikle çalıştık. Evet elbisemiz iki parçadan yanlardan dikişlerimizi yaptık. Ve e, ön ve arka olmak üzere iki tane parçamızı kullandık. Ön parçamızı şu görmüş olduğumuz askı kısmımızla birlikte ördük arka kısmında ise sadece askımız olmadan şu şekliyle çalıştık. Evet her iki parçamızda da artışlarımızı yaptık. Bir taneden başladık. Artışlarımızı yaparak aşağıya doğru eteğimizi genişlettik. Bu genişletmelerimiz eğer yaşı büyük çocuğumuzu öreceksek ya da kilolu çocuklarımızı öreceksek hemen daha fazla artışlar yaparak bu kısmı genişletebiliriz. Yani illaki biraz daha basene doğru inmesini beklemeden daha yukarıdan da artışlarımızı artırabiliriz. Tekniğimizi öğrendikten sonra artışımızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet elbisemizin önünü bu şekilde görelim. Şimdi bir de arkasına bakalım. Elbisemin arkası ise bakınız bu, bu tarafa çiçeklerimizi dikmedik çiçeklerimiz yok hemen o uzun olan omuzumuzu şu kısımlardan bakınız hem buradan hem buradan diktik çünkü arkayı bu şekilde hemen omuz olmadan şuradaki bağlantılar olmadan örmüştük. Düz şu şekilde başlamıştık. Ee, önümüzü ise bu şekilde döndürerek diktik. Şöyle bakalım. Yine aynı şekilde ördük. Artışlarımızı yaparak yukarıdan aşağıya doğru genişlettik ve istediğimiz uzunluk gelince eteğimizi şu şekilde artışlarımızı yaptık. Fırfır fır, e, verdik biraz ve en son beyazlarla dolaşarak tamamladık. Evet. Kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet elbisemizi örmek için pamuklu ip kullanıyorum. Sindi marka ipim 100 gram. Şöyle baktığımız zaman özellikleri yazmakta. E, dilediğiniz iplerle bebe ipleriyle bebe yünleriyle de örebilirsiniz. Ya da ulaşabildiğiniz bütün iplerle elbisemizi örebilirsiniz. İpimizin kalınlığı hemen hemen alize divalar gibi. Onların e, kalitesinde ya da onların kalınlığında diyebilirim. İpimi örmek için ise 2 numaralı tığımı kullanıyorum. Evet Şimdi 44 tane zincirimi çekiyorum ve elbisemin arkası için başlıyorum. Birinci bu düğümü saymıyoruz ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 tane zincirimi çektim. 44 zincirimi şöyle bırakıyorum. Hemen ölçüsüne bakıyorum. İplerimizin kalınlığını, inceliğini ya da elimizin ayarını bu şekilde az da olsa tespit edebiliriz. Bakınız 44 tane zincirim tam 17 santime karşılık gelmekte. Şimdi ben 45 tane trabzan istiyorum. 44 zincir çektim. Ve 45 trabzan yapabilmek için şöyle bir tane 44. trabzanımı ayırıyorum bakın üzerine 3 tane çekiyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum ayırdığım yere yani 44. zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve bakın hem zincirden oluşan 45. trabzanımız oldu 44. de birinci olarak başlamış oldu diğer zincirlerimin içerisine birer birer batarak son zincire kadar ilerleyelim. Sadece trabzanlarımızı örelim. 45 tane trabzanımı ördüm. Şimdi ikinci sırasına başlıyorum. İkinci sırada da aynı şekilde bire bir trabzanlarımızı örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yönünü çeviriyorum. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Sıra başına kadar birer birer 5 trabzanımızı örüyoruz. Bu modelimizde sayımızın tek olması gerekiyor. Modelimizi uygulayabilmemiz için. Ne kadar büyütürsek büyütebiliriz ama sayımızın tek olmasına dikkat edelim. Çünkü tam ortaya modelimizi yerleştireceğiz. Sağında ve solunda eşit ilmeklerimiz olsun. Evet sıramı tamamlıyorum. Evet en son trabzana varana kadar ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıramızda model uygulaması çalışacağız. 2. trabzanımı atlıyorum 1 diğerine hemen batıyorum 2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm 1 tane trabzan atladım bakınız. Tığımın başını doluyorum. Atladığım yere geri dönüyorum. Ve uzatıyorum. Bakınız başını doladım. Atladığım yere girdim. Şu şekilde uzatıyorum. Ve örüyorum. 1, 2. Yani hiçbir trabzan atlamamış olduk. Dört tane trabzanımız örüldü. Evet şimdi devam ediyoruz. Bakınız Dört tane trabzan ve kenarındaki toplamda 5 tane trabzanımız oldu bu sırada. Bir tane kenar olduğu için bir trabzan e, mutlaka mutlaka boşta olması gerekmekte. Dönüşümüzü yapıp dikişlerimiz için gerekiyor. Şimdi bir tane atlıyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Atladığım yere gelerek ipimi uzatıyorum. Bakınız. İpimi yarımlamak istemiyorum ve örüyorum. 1, 2 ve devam ediyorum. Hemen dibindekine bakınız. Trabzanımı atlıyorum. 4 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı yan yana ördükten sonra atladığım trabzanı tığımın başını doluyorum. Önden giriyorum. Arkadan ipimi alıp uzatıyorum ve uzun bir şekilde aldıktan sonra örüyorum. Tekrar hemen dibindekine atlıyorum ilk geleni. Yandakine batıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığım yere dönüyorum. İpimi uzatıyorum. 1 ve 2. Atlıyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna doğru ilerliyoruz. Evet en sona doğru geldik. Bakınız ilk başlangıçta 3 tane trabzan örmüştük. Aralarda ise 4 trabzan ördük. 1 tane atmıştık. 3 trabzan ördük. 1 tane attık. Bu kenarda da aynı şekilde örüyoruz. 3 tane örüyoruz. 1 tane atlıyoruz. 1 tane atlıyorum. Bakın hemen trabzanımın yanındakini. Ve 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 1 2 ve 3. 3 trabzanımı yan yana ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Atladığım yere uzatıyorum. Ve en son trabzanımı da örerek bu sıramı tamamlıyorum. Evet sıramızı tamamladık. Tam e, trabzanlarımızı yerleştirdik. Şimdi iki sıra burada olduğu gibi trabzanlarımızı dümdüz örerek bitirelim. Sonrasında gövde kısmına ve modelimize geçelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Birebir trabzanlarımı örüyorum. 1 Hepsinin üzerinden birebir bu sıramızda atma uygulamıyoruz. Sadece trabzan örüyoruz. Ve bu sıramızı örelim. Bir sonraki sırayı da dümdüz örelim. Yukarıdaki gibi 2 trabzan bir model 2 trabzan olsun. Görüşelim. Evet iki sırada düz bir şekilde örerek geldik. Şimdi 22 tane trabzanımızı düz olarak örüp 23. trabzanımızda model uygulamamıza başlayacağız. Ama öncesinde bu kenarda tıpkı üstteki atmalı modelimizi uyguladığımız gibi modelimizi çalışacağız. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. 1 3 tane. Kenarlarda 3 örmüştük uzatıyorum ve alıyorum bir iki seferde burada bir iki üç dört beş tane trabzanımız oldu burası da dahil olmak üzere toplamda 22 trabzan olana kadar ortaya doğru ilerliyoruz dilediğiniz iplerle örebilirsiniz elbisemizi kaç tane daha örelim sayalım çünkü saymamıştım evet sayalım 5 tane burası 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 olunca görüşelim tam 22 tane modelimizi yani trabzanımızı ördük ve 23. örüyorum bakınız burası 23 tam orta modelimizi uygulayacağımız yer bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere yani 23. trabzan olan yere bir tane daha trabzan örüyorum. Şu şekilde bir tane V yapıyorum. Yani tam elbisemizin orta olacak kısmında bir tane V'mizi ayarlıyoruz. Diğer tarafa da 22 tane trabzanımızı öreceğim. Son 5 tane trabzan yine atmalı olacak. Bu arayı örelim. Son atmalı kısmı sizlerle birlikte çalışalım. Bakın hemen yanı başındaki yerden Örerek devam ettim. 5 tane trabzan kalana kadar örelim. Evet bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımız kaldı. Şöyle bir tanesini daha örelim. Ve başlayalım. Bir tane atlıyorum. Diğerini örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Ve sonda bir tane trabzanımız kaldı. Bir de atladığımız. Bakınız toplamda 5 trabzan. Atladığım yere dönüyorum. Şu şekilde ilmeğimi uzatıyorum. 1 ve 2. Ve en son trabzanımın da üzerine batarak son trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bu sırada atma yapmıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Birer birer ortadaki V'mize kadar bütün trabzanları Birer birer örelim. E, trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. Bu sıramızda atma işlemini yapmadık. Bakınız burası e, elbisemizin kenarından kol bölümü tamamlanana kadar bir sıra atma bir sıra düz olarak öreceğiz. Kol bölümümüzü tamamladıktan sonra normal tarafa geçtiğimiz zaman yani etek bölgesine geçtiğimiz zaman dümdüz örmeye devam edeceğiz. Kolu olan kısımda bu şekilde bir sıra atma bir sıra trabzan olarak öreceğiz. Trabzanlarımızı birer birer ördüm ve düz yöndeyiz. Bakınız elbise düz yönündeyiz. Ve buradaki V'mizdeki işlemimizi hemen birlikte yapalım. Bakınız V'mizi tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Bakın çok önemli burası. Ardından giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir tane artışımı yapıyorum. Bir 2 3 tane zincir çekiyorum bir tane artış yapıyorum ortaya dümdüz örüyorum tekrar V'min sol taraftaki trabzanın ardından giriyorum yine bir tane trabzan olarak örüyorum Evet ardından girerek ördük bakınız şimdi diğer trabzanlarımı dümdüz örerek ilerliyorum ne artma yapıyorum ne eksiltme sadece düz bir şekilde başa kadar örüyorum Başa kadar dümdüz ördüm. Bu sıramızda atmalı sıramız olduğu için birlikte çalışalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini atlıyorum. 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Yan yana örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Atladığım yere giriyorum. Uzunca alıyorum. 1 ve 2 tane çekişte örüyorum. ikili trabzanım. Ve buradan ortadaki modelime kadar elbisemin arka bölümünde dümdüz örerek ilerliyorum 22 tane trabzanımı örerek geldim tam bakınız bir önceki sırada ördüğümüz ve ortaya yaptığımız trabzandayız bakınız bir önceki sırada arkadan örmüştüm diğer tarafta bu tarafta ise yandan girerek öreceğiz ama bakın ilk trabzanımı atlıyorum sonraki trabzanımı yanda Burada da örersem e, artmış olurum. Arka yönde artış yapmıyoruz. Burası da elbisemizin arka yönü. Buraya atlıyorum. Artışlarımızı sadece önden yapıyoruz. Yandan giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ortaya bir tane daha trabzanımı örüyorum. Artış yapmadım. Bir tane atladığım için bakınız lütfen. Burayı unutmayalım. En önemli olan yer orası. 3 zincirimi çektim bir trabzan ördüm tekrar arka taraftan yandan alıyoruz arkadaşlar buna dikkat edelim ve bir tane trabzan örüyorum sıradaki trabzanımı örmeden atlıyorum diğerini düz olarak başa kadar örüyoruz başta yine atma işlemimizi yapıyoruz Son 5'e geldik. Yine burada da birlikte yapalım. Bir tane atlıyorum. İleriden bir sonrakinden 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Tekrar atladığım yere geri dönüyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2. En son trabzanımı da örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi modelimizin düz yönüne geçtik. Burası e, elbisemizin düz yönü olacak. Şimdi dümdüz buraya kadar modelimizi koyacağımız yere kadar 22 trabzanımızı örelim 22 sağdan 22 soldan örüyoruz sadece şu anda ortada modelimiz için artışımızı yapıyoruz 22 tane ördükten sonra hemen modelimizin yanına gelince birlikte olalım 22 tane trabzanımı örerek geldim ortadayım şu anda iki tane trabzanımız var bakın bu sıramızda düz yönümüz olduğu için bir tane artışımızı yapıyoruz bakınız ilk trabzanımızı ardından giriyoruz düz yönde ardından alıyoruz. 1 Ardından 2 ve ortaya bir tane tırabzan. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Ortaya bir tane tırabzanımı örüyorum. Ardından giriyorum 1 ve 2 bir tane trabzanım örüyorum ve burada bakınız iki olan trabzanımızı ardından alarak 3'e çıkardık şimdi trabzanlarımızı dümdüz örerek başa kadar ilerliyoruz sadece ortada işlem yapıyoruz bakınız dümdüz örelim tekrar arka sıradan örerek ortaya kadar geldim kenardaki atma işlemimi yaptım sayacak olursak baştan itibaren 2 3 5 6, 7, 8, 9 ve 10. sıramızdayız şu anda ve e, elbisemizin tekrar arkasındayız. Arkasında e, artış yapmadığımız için 22 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Hemen sıradakini yandan kabartarak örüyorum. Bir, bir önceki ortaya ördüğümü de yine yandan kabartıyorum. 2 ve ortaya bir tane örüyorum. Tekrar 3 tane olarak trabzan sayımızı koruyoruz 1 2 3 zincirimizi çekip bir tane ve tekrar yandan yandan ve bir tane atlıyorum elbisemin arka kısmında artış yapmıyorum ve başa kadar ilerliyorum Şuradaki atma bölümünü de bu uçta yapmayı unutmayalım Evet elbisemizin tekrar düz yönünü örmekteyiz. 3 trabzan olarak örmüştük. Burada 3 olarak artmıştık. Bir sonraki sırada artmadan 3 olarak tekrar gelmiştik. Şimdi 2 tur olarak 3 3 devam edeceğiz. Yani 3'ü bir çift ördük. Bir çift daha 3 olarak öreceğiz. Yani bu düz yönümüzde artış yapmadan ilerleyeceğiz. Artış yapmadığımız için bir tane trabzanım atlıyorum. Sıradaki trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum bir sonraki tırabzanımı yine ardından ve ortaya bir tane tırabzan toplamda 3. Bakınız 1 2 3 4 tane 3'ümüz olacak. 1 2 3 zincirimi çektim. Bir tane tırabzanımı ördüm. Ardından giriyorum ikinci tırabzanım. Tekrar üçüncü tırabzanımızı da ardından girerek örelim. 3 tane trabzan öreceğim için sıradaki yeri atlıyorum ve kenardaki 22 trabzanım üzerinden örmeye devam ediyorum sıra başına kadar bu şekilde örelim burada dikkat etmemiz gereken tek nokta bakınız 3 olarak 4 sıra öreceğiz 1 2 3 arkadan da yine artış yapmadan sıra başına kadar örerek gelelim Yine elbisemizin arka yönündeyim. Bakınız atma işlemini yaparak geldim. 22 tane trabzanımızı örüyoruz. Atmamızla birlikte bakınız bu bu yöne kabartılı arkamız ve dördüncü üçlümüzü örüyoruz. Bakın 1, 3, bakın 3, 3. Şimdi dördüncüyü örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. 22. trabzanımı ördükten sonra düz olarak bakın. Bir tane trabzan atlıyorum. Bu kabartılı gruptan atlıyorum. Yandan giriyorum. 1 yandan 2 ve ortaya giriyorum 3 tane trabzanımız oluyor 1 2 3 zincir tekrar bir tane ortaya ikinci yandan üçüncüyü tekrar yandan örelim ve bir tane atlıyorum Kenardaki 22 tane trabzanımı örmeye başlıyorum dümdüz ve bu kenarımızda da aynı şekilde atma işlemimizi yapalım. Evet şimdi tekrar düz yönümüzdeyiz ve bir tane artışımızı yapacağız. Şimdi bakalım bir tane bir olarak V'mizi yapmıştık bir ve iki iki sıra ikimiz var. 1, 2, 3 ve 4. 4 sırada 3 trabzanımızın olduğu grup var. Şimdi bir tane artışımızı yapacağız ve 4 sayısına ulaşacağız. Trabzanlarımı örerek geldim. Bakın burada atma işlemlerimi halen devam ettiriyorum. Düz olarak ördüm. Şimdi en son trabzanımı örüyorum. Burası 22. Bakın 22 ve 22 hiç değişmedi. Sadece ortadan artışlarımız var. 22 trabzanımızı ördükten sonra arkasından giriyorum modelimin 3 olan trabzanımı 4 sayısına çıkarıyorum 1 2 3 ve bir tane de ortaya örüyorum 4 1 2 3 tekrar bir tane ortaya ve diğerlerini ardından girerek 1 2 3 bir tane de ortaya örmüştük 4. Tığımızın başında oluyoruz. Hemen kenardaki 22 trabzanımızı dümdüz başa kadar örerek ilerliyoruz. Arkadan da yine 4 olarak burayı öreceğiz. Artış işlemini zaten arkadan yapmıyorduk. Arkadan 4 olarak örelim ve burada da tıpkı 3'ümüzde e, yaptığımız gibi 4 sıra Dördümüzü örelim sonrasında görüşelim. Bu birinci sıraydı bakınız. Gelelim tekrar düz tekrar arka toplamda 4 sıra 4 tane trabzan olarak örelim ve görüşelim. Evet dördüncü sırayı bakınız ilk defa artmıştık maviyi taktığım yerde yeşili taktığım yerde üçümüzü artmaya başlamıştık dört sıra ördük ve dört sırada mavimizi öreceğimizi söylemiştik ama bundan sonra kenardaki şu atma işlemlerini yapmayalım dümdüz örelim bakınız şu sıradan itibaren Atma işlemini yapmıyorum ve toplamda 4 tane sıra olana kadar dörtlü trabzan gruplarımı örüyorum. Evet 1, 2, 3, 4 sırada 4 trabzanımızın olan grubumuzu ördük. Şimdi 5 tane trabzan, 3 zincir, 5 trabzana çıkaralım ve artışımızı yapalım. 22 sağda 22 solda trabzanlarımız aynen duruyor. Sadece artışımız ortada devam edecek. Artışımızı yapacağımız zaman bütün trabzanlarımıza batıyoruz. Ardından giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 ortaya bir tane trabzan örüyorum. Hemen 1 birer birer hepsini örmekteyiz bakınız toplamda ortaya artmış olduğumuz trabzanla birlikte 5 tane trabzanımız olacak 5 trabzan sayalım bakınız 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 trabzan 3 zincir 5 trabzan ve hemen artış yerimize bu pembemizi Takalım 5'in olduğu yer pembe ve arkadan aynı şekilde 5 olacak şekilde bir tane sıramızı atlayıp ikinci sıradan başlayarak devam edelim. Tıpkı bu sıraya kadar ördüğümüz şekliyle arkadan da buradaki sayıyı çoğaltmadan hem de önden daha sonra çoğaltmadan 5 olarak biraz örmeye devam edelim. Kenarlarımıza da şöyle bakacak olursak artık bırakmıştık. Bakın sayalım 1 2 3 4 toplamda 5 tane. Bu atmalı işlemimizi yaptık kolumuz için. Bu kısmımızı ayarladık. Diğer tarafta da aynı şekilde. Şimdi pembemi 5 olarak taktım ve biraz 5 olarak ilerleyelim. Elbisemizin arkasından artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. Bakınız buradan itibaren 5'ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra 5 ördüm. Hemen şimdi 6'ya geçeceğim ve daha sık aralıklarla eteğimizi şu şekilde açmaya başlayalım. Şöyle bakınız kolumuzun olduğu yerde burası gövdemizin üst kısmı buradan sonrasında ise eteğimiz geleceği için daha sık aralıklarla artırma işlemlerimizi yapalım. Ben bakınız 2, 4, 6 tane trabzanımı ördüm. Şu şekilde bakalım. 2, 4, 6 ve dümdüz devam edeceğim. 3 ya da 4 sıra ördükten sonra tekrar tekrar e, artışlarımızı yaparak e, genişletmeye devam edeceğiz. Sizlerde aynen ipliğimizin. Genişliğini ve duruşuna göre buradaki artışlarımızı sık sık yaparak ilerleyelim. Şimdi sarıdan itibaren 6 trabzan 3 zincir 6 trabzanımıza başladım. Aşağıya doğru daha sık yeterli uzunluğa gelene kadar artışlarımızı yaparak örmeye devam edelim. Evet elbisemizin arkasını birlikte artırarak epey büyüttük. Bir tane trabzandan başlamıştık. Aralıklarla trabzan sayımızı artırdık. Bu yönde arkadan aldık. Diğer yönde yandan girerek bu ortadaki kısımlardan artma çalışmamızı yaptık. Ve en sonunda bakınız şöyle artışlarımı yaparak güzel bir görüntü vermek istedim. Ve bu şekilde 4 sıra örerek Alt kısmımızı da tamamladık. 4 sıramızda aradaki artışlarımızı yapmadık. Belli yerlerde artışlarımızı yaptık. Elbisemizin önünü örmek için zincirimizi çekmeye başlayalım. Arka tarafa 45 tane zincirimizi çekmiştik. Ön tarafa ise 84 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Birinciyi şöyle düğüm atıyorum ve başlıyorum. 84 olunca görüşelim. Tam 84 tane zincirimi örerek geldim. Şimdi trabzanımı örmeye başlıyorum 84. zincirimizi tutuyorum Bakınız bir tane üç tane ilave ediyorum 1 2 3 3 tane zincirim ilave ettikten sonra 84. olan zincirin içerisine gelerek batıyorum ve 2 tane trabzanımız oluyor. Birisi, bakın 84 kenardaki zincir çektiğimde 85. Toplamda e, bu şekilde ilerleyerek 85 tane trabzan sayısına ulaşacağız. Önde 45'ti, arkamızda 85 trabzan olacak. Birer birer örelim ve e, aynı şekilde ikinci sırasını da düz olarak örüp gelelim. Şimdi iki sıra 85 trabzanımızı örelim. 85 tane trabzanımızı ördük. Tıpkı elbisemizin arka kısmının üst bandında yapmış olduğumuz gibi tam ortaya e, ilmek atarak yani ilmeğimizi uzatarak öreceğiz. O sıramızı şimdi sıramıza başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane atlıyoruz ve 3 tane yan yana örüyoruz. Başlangıç ve bitişte 3 tane trabzan olarak örüyoruz. Ortada ise 4 trabzan. 3 trabzanımı yan yana ördüm. Tığımın başını doluyorum, atladığım yere uzatarak geliyorum ve 1, 2 defa örüyorum. Hemen batmadığım yere bakınız. Yanlışlıkla buraya batmayın. Şu kısmı atlıyorum. 4 tane trabzan yan yana örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Uzatıyorum. 1 ve 2 defa örüyorum. Tekrar 1 atlıyorum. 1 2 3 ve 4. Arkadaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapıyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra iki sırada düzümüzü örelim. Burada olmuş olduğu gibi bakınız. Başta ve e, sonda Iki şer trabzan arada atmalı trabzan sıramızı örelim ve sonrasında önümüz için modelimizi birlikte yerleştirelim elbisemizin önü için 85 tane trabzanımızı iki sıra düz bir sıra atmalı tekrar iki sıra düz ördükten sonra tıpkı elbisemizin arkasını ördüğümüz şekliyle örmeye başlayacağız elbisemizin arkasını 45 tane trabzan üzerinden devam etmiştik kenarlarında atmalar yerleştirip belirli aralıklarla da artışımızı yaparak eteğimizin çan şeklinde açılmasını sağlamıştık. Orada 45'in üzerinde çalıştık. Burada ise 85 tane trabzanımız var. 85 trabzanımızın 20 tanesini sağ tarafa boşa çıkaracağız. 20 tanesini de sol tarafta boşa toplamda ortada yine 45 tane trabzanımız kalacak ve bu şekilde çalışmaya başlayacağız bakınız en son sıram düz olarak örmüşüm arkasını çeviriyorum aynen diğeriyle aynı görüntüyü almasını istediğim için arka taraftan çalışmaya başlıyorum şimdi sağ taraftan 20 trabzan boşa çıkması için 20 trabzan sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 bakın 20 tane trabzanımı saydım ve hemen Sıradaki trabzandan başlıyorum. Tıpkı arkasını ördüğümüz gibi 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra kenarda kollarımızın olduğu yerde atma işlemlerimizi yapmıştık. Yine aynı şekilde başlıyorum. 1 tane atlıyorum. 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3 tabın başını doluyorum. Atladığım yere geliyorum. Uzatarak iki defa da örüyorum. 1 ve 2. Ve burada bakınız toplamda 5 tane tırabzanımızı ördük. Toplamda düz olarak 22 tırabzanımızı örelim. Tıpkı arkaya çalıştığımız şekliyle örüyoruz. Bakınız 7 8 8'i tam çekmemişim. Evet. 9 10 22 olunca görüşelim. Toplamda 22 tane trabzanımız oldu atmalarımızla birlikte. Hemen 23. trabzanımızı batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha örerek modelimizin ilk V'sini kurmuş oluyoruz. Hemen devam ediyorum. Atmalarımızla birlikte 10, 22 tane olana kadar örüyoruz. Tabi atmadan önce 17 olması gerekiyor. Devam edelim. Diğer uçtaki bölümü de birlikte yapalım. Sonrasında sizler devam edersiniz. Aynı işlemi yapacağımız için tekrar tekrar sıkıcı olmayalım. Evet. Devam ediyorum. Sayalım. Şimdi buradaki B'yi saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 17. örüyorum. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3, 17'yi örmüştük. Bakınız 18, 19, 20 atladığıma dönüyorum 21 ve en son trabzanım örüyorum 22 Evet 22 buradaki vimizin sağ tarafında 22 trabzan sol tarafında modelimizin ön kısmı için olan e, trabzanlarımızı yerleştirdik hemen dönüşümüzü yapalım bakınız şöyle bu fazla olan kısımları arkamızı şöyle çevirip dikeceğiz ve gayet güzel bir görüntü olacak inşallah Evet 1 2 3 ve trabzanlarımızı birer birer örelim ve diğer beraber yapmış olduğumuz şeklin aynısını tekrar edelim. Evet elbisemizin arkasını birlikte artırarak epey büyüttük. Bir tane trabzandan başlamıştık. Aralıklarla trabzan sayımızı artırdık. Bu yönde arkadan aldık. Diğer yönde yandan girerek bu ortadaki kısımlardan artma çalışmamızı yaptık. Ve en sonunda bakınız şöyle artışlarımı yaparak güzel bir görüntü vermek istedim. Ve bu şekilde 4 sıra örerek Alt kısmımızı da tamamladık. 4 sıramızda aradaki artışlarımızı yapmadık. Belli yerlerde artışlarımızı yaptık. Şimdi Önümüzü de aynı şekilde örerek geldim. Yukarıda birden başladık. Aşağıya doğru artışlarımızı yaptık. Öreceğimiz bebeğimizin ya da çocuğumuzun kilosu fazlaysa artışlarımızı daha geniş bir şekilde yapabiliriz. Hiç problem değil. Bu elbisemiz küçük olduğu için biz daha geç aralıklarla artışımızı yaptık. Sizler daha sık aralıklarla yapabilirsiniz. Tekniğimizi bildikten sonra hiç problem yok. İlla 4'er 5'er örmenize gerek yok. 3 sırada 3 sırada değiş değiştirebilirsiniz zaten elbisemin etek ucuna doğru burada da üçer sırada artışlarımı hemen hızlandırdım daha şöyle bir çam görüntüsü vermek için şimdi aynı sayıda trabzanlarımızı ördüm Şuradaki görmüş olduğumuz artışlarımızı yaparak eteğimizi güzelleştireceğiz hemen örmeye başlayalım 6 tane 3 tane zincirimi çekiyorum ve 6 tane toplamda trabzanımı örüyorum 1. 2 3 4 5 6 7. trabzorumun içerisine 1 aynı yere 2 aynı yere 3 aynı yere 4 aynı yere 5 aynı yere 6 tane tırabzan örüyorum. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre daha fazla ya da daha az örebilirsiniz. Bakınız 2 4 6 tane tırabzanımızı ördüm. Şimdi arayı örmeye devam ediyorum. 1 düz örüyorum. 2 hepsine birer birer. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane örüyorum burada 6 tane örmüştüm başlangıç olduğu için burada 12 tane trabzan ördüm 13. trabzanımın içerisine yine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanım ördüm. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi bu arayı tüm örelim. Tam ortadaki yere de artışımızı yapalım. Eteğimizde artışlarımızı yaptık. 1 2 bakınız. 1 2 tam ortadaki 3 4 5. Şimdi herhangi bir işlem yapmadan 3 sıra dümdüz trabzanlarımızı öreceğiz ve toplamda 4 sıramızı tamamlayacağız. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. 3 zincir çekerek başlayalım. Bakın hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Sırası ile ilerliyorum. Bakın arttığım yerlerdeyim. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Sadece trabzanımı örüyorum. Toplamda 4 sıra örelim. Sonrasında görüşelim. Evet 4 sıra düz olarak ördüm ve bakın bu şekilde elbisemizin ön kısmını örerek hazırladık. Şöyle bakın burası ön. Şu kısmın uzun olan kısım diğer tarafı kısa olan yeri arka olarak örmüştük ve ben yanlardan diktim bakınız. Yanlardan şu görmüş olduğumuz atmalıdan bir sonraki bakınız düz sırada bıraktım kola diğer sıramızdan başladım. Yani şuradaki atmanın bir altından kenarlarımı diktim güzelce her iki tarafı ve e, elbisemizin bu görmüş olduğunuz uzun önlerimizin olduğu yeri ise yine bu uç kısma dikeceğiz. Ben bir tanesini diktim diğerini sizlerle birlikte dikeceğiz. Bu dikiş kısmı arkaya kalacak. Burası önümüzde olacak. Yani önümüz olacak dikiş olmayan yer. Şöyle görelim bakın. Gayet güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Dilediğiniz büyüklükteki çocuklarımıza rahatlıkla örebilirsiniz. Yanlardan diktik bakın. Trabzan olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi omuzumuzun ben birini dikmiştim. Şimdi diğerini de sizlerle birlikte dikelim. Çevirdim. Bakın şu şekilde. Hemen ayarlıyorum. Aşağısına yukarısına geçmesine hiç gerek yok. Zaten trabzanlarımız sayılı olduğu için iki trabzan bir atmalı ve iki trabzan olarak e, dikeceğiz. Hemen altı sıradan yapmaya başlıyorum. Evet. iğnemi hemen takıyorum. En uç kısma. şuradan takalım. Bakınız. Bir ve ikinin altından takalım. Şu şekilde. Tabi, dilediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Önemli olan çok fazla bir belirginlik göstermeden dikebilmek üst üste olmasın birbirini zaten ipimizin rengi aynı olduğu için burası bakınız dikişimizin kalacağı yer arka küçük parçayı arka olarak başlamıştık beraber artışlarımızı yaparak örmüştük öndeki artışları beraber yapmadık ama arkadaki ile aynı olduğu için hiç problem olmaz Dilediğiniz kadar Artış da yapabilirsiniz istediğiniz büyüklükteki yaş grubu kızlarımız için çok güzel bir cili elbise. Bakınız, yukarıya doğru dikerek geldim. Evet, en yukarıda diktikten sonra arkaya bir tane düğüm atıyorum ve tamam Evet elbisemizin dikiş olmayan kısmı önde gelecek. Şimdi beyazla kenarına tığlamaya başlayalım. Herhangi bir beyaz ipimizi alalım. Çok kalın olmasın. Şuradan yaka kısmından tığlama işlemimizi yapmaya başlayalım. Trabzan arasına girelim. Ve birer tane trabzan sık iğne olarak örelim. Sık iğne bakın her birisinin arasına giriyorum. Bir tane sık iğne. Bir sık iğne Şuraya batalım hemen dikişimizin yanına ve bir sonraki ve bir sonraki bakınız birer birer ilerleyelim. Ve kenarı yakamızın tamamen sık iğne ile başlangıç noktamıza kadar getirelim. Evet yakamızı bakınız bu şekilde incecik sık iğne ile tamamladık. Şimdi kolumuzun altına tekli trabzanla yapmaya başlayalım. Yani kol kenarımızı tamamen çevirelim. Diğer kol kenarını ben çevirmiştim. Alt kısımdan örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Yandan olan trabzanların her birisine ikişer ikişer trabzanımızı örüyoruz bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum diğer trabzana geçiyorum tek seferde çekiyorum diğer sıradaki trabzanıma geçiyorum bir ve iki tek seferde alıyorum diğer bakınız her trabzanımızı ikişer ikişer alalım diğer kol altına kadar gelelim şuradaki gördüğümüz kısmı birer tane e, tekli trabzan şekliyle örelim kolumuzu bakınız şurada ördüğüm gibi ve başlangıç noktasında tamamlayalım elbisemizin yakasını ve kollarını tığladıktan sonra etek ucunu da tığlamaya başlayalım yine bir tane düğümümüzü atalım ipimize zincirimizi çekiyoruz herhangi bir yerinden hiç fark etmez nereden isterseniz bir yerden başlayalım her bir trabzanımızın arasına bir tane gireceğiz bir tane zincirimi çektim, tığımın başını doluyorum. Şu i̇pimi de arkadan götürmek istiyorum. Araya giriyorum, bakınız en araya bir defa alıyorum. Tekli trabzanımızı tıpkı kol kenarında yaptığımız gibi tekli trabzanımızı alıyoruz. Bir defa başını doluyoruz, çekiyoruz. Bir defa başını dolayarak çekiyoruz. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örelim. Evet, elbisemizi. Bu şekilde son haline yavaş yavaş getirdik. Bakınız ben buradaki süslerimi de diktikten sonra elbisemi tamamlayacağım. Evet hepinizin ellerine, kollarına sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.